Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin inceleme alanlarından biri değildir? Orta Asya'da yaşayan Türklerin uğraş alanları tarihin inceleme alanı içerisine girer. İnançların ortaya çıkması, dinlerin ortaya çıkması ve toplumlara yayılması yine bunu inceler. Toplumların gerçekleştirdiği göçlerin nedenleri, niçin insanlar göç ettiler, başka coğrafyalara gittiler? Tarihin yine inceleme alanı içerisinde yer alır. Kağıt kullanımının yaygınlaşmasının sonuçları tarihin inceleme alanına girer. İklim değişiklerinin coğrafi şekiller üzerinde etkisi tarihin inceleme alanına girmez. Bu coğrafyanın inceleme alanının içerisine girer. Coğrafyanın konular arasındadır. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi tarih olaylara ait bir özellik olamaz? Sebep sonuç örüntüsü içerisinde tarihi süreçteki yerini almıştır. Mutlaka sebep sonuç ilişkisi olmalıdır. Doğru. Sonuçları bazı olguların ortaya çıkmasına zemin oluşturur. Doğru. Tarih olayların bazı sonuçları çeşitli olguların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Birden çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Tek bir sebep değil, birden çok sebep etkili olabilir tarih olaylarda belirlenebilir bir yerde ve zamanda meydana gelmiştir. E, mutlaka yeri ve zamanı belli olmalıdır. Yoksa tarih olay olarak değerlendirilemez. Başlangıç zamanı belli ancak bitiş süreci net olarak belli değildir. Böyle bir şey söyleyemeyiz. E, tabii ki bazı olguların başlangıcı bellidir, bitiş zamanı e, belli olmayabilir. Ama bunu bütün tarihi olaylara genellememiz mümkün değildir. Onun için tarihi olaylara ait bir özellik olamaz. B seçeneğidir. Selçuklular ve Osmanlılar günlük işleyişte Hicri takvimi kullanırken ayrıca Celali ve Rumi takvimleri de kullanmaya başlamışlardır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet Selçuklu devleti Melikşah döneminde Celali takvimini kullanıyor. Osmanlı devleti de 1840'larda Rumi takvimi kullanmaya başlıyor. temel sebep Hicri takvimin mali ihtiyaçlara yeterince cevap verememesi, Batılı devletlerle siyasi ilişkilerin geliştirilmek istenmesi devlet idaresinin düzene sokulmak istenmesi, hicri takvimin İslam kültürünün yansıtması, coğrafi alanındaki faaliyetlerin artması. Buradaki temel sebep, Selçukların celali takvimini yaparken ekonomik anlamda e, bu takvimden yararlanmak istiyorlar. Yine Osmanlı devleti hicri e, takvimi kullanıyor ama Rumi takvim miladi takvimden esinlenerek bu takvimi hazırlamış ki Avrupa ile ekonomik ilişkilerini düzenleme adına. Yani her iki takvime de baktığımızda Hicri takvimin mali ihtiyaçlara yeterince cevap verememesi nedeniyle bu devletler bu takvimleri kullanmışlardır. Doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri milli kimliğin oluşmasına katkı sağlayan unsurlardandır? Dil birliği milli kimliğin oluşmasında önemli bir unsurdur. Ee, i̇nsanların aynı millete ait insanların anlaşabilmesi, aynı dili konuşabilmesi. Coğrafya birlikteliği yine milli kimliğin oluşmasında etkilidir. Çünkü farklı coğrafyalarda farklı kültürler, farklı alışkanlıklar, farklı gelenekler oluşabilir ama coğrafya birlikteliğinin olması milli kimliğin oluşmasına katkı sağlar. Tarih bilinci, yine tarih bilinci milli kimliğin oluşmasındaki önemli unsurlardan bir diğeridir. Ortak bir geçmişe sahip olma, ortak bir medeniyete sahip olma ve bu şekilde milli kimliği oluşturarak geleceğe yön verme bunu da söyleriz. Doğru cevabımız 1 2 ve 3 E seçeneğidir. Türk tarihinin çeşitli dönemlerinde farklı niteliklere sahip birden çok takvim kullanılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet öncesinde kullandıkları takvimdir? Hicri takvim, Julian takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Celali takvimi, Rumi takvimi. Hicri takvim Türkler İslamiyet'ten sonra kullanmaya başlamışlardır. Bu takvimi İslamiyet'ten önce yoktur. Jülen takvimi yani e, Miladi takvim e, bu da Cumhuriyet döneminde kullanılmaya başlanıyor. Celali takvimi e, yine İslamiyet'ten sonra e, Selçuklu, Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılmıştır. Rumi takvim de Osmanlı Devleti'nde kullanılan bir takvim. Türklerin İslamiyet'in önce kullandığı takvim, kendilerinin hazırlamış olduğu 12 hayvanlı Türk takvimidir. Doğru cevap C seçeneğidir. Diğer bilim dallarında olduğu gibi tarih araştırmalarında da bir yöntem izlenmesi zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi bir tarih araştırmadaki yöntemin ilk aşamasıdır? Kaynakları sınıflandırma, kaynaklar inceleme, kaynak tarama, bilgiye eleştirel yaklaşma, elde edilen bulguları sentezleme. Evet e, tarihçi ilk yapması gereken taramadır. E, arama ve tarama. Daha sonra e, sınıflandırmayı yapar. Elde ettiği belgeler e, üzerinde. Ardından e, bir inceleme yapar. Ardından eleştiriye tabi tutar. Ve sentezleme son aşamadır. Dolayısıyla ilk aşama C seçeneği kaynak taramadır. 744 yılında ikinci köktürk devletinin yıkılışında etkili olan Uygurlar Orta Asya'nın genelinde egemen bir güce dönüşemediler. Bu durum Çinlilerin batıya, Müslümanların da doğuya doğru ilerlemesine yol açtı. Bu ilerleyiş 751 yılında iki gücün tarihte bir kez olmak üzere karşı karşıya gelmelerine ve Talas Savaşı'nın yaşanmasına neden oldu. Bu parçada tarih biliminin özelliklerinden hangilerine yer verilmiştir? Yer bildirme, Talas Nehri'nin kenarında yapılmakta. Orta Asya denilmekte. Dolayısıyla yer bildirme var. Neden sonuç bağlantısı kurma? Burada da e, ne demiş? Uygular Orta Asya'nın genelinde egemen bir güce dönüşemediler. Bu durum Çinlerin batıya, Müslümanların doğuya ilerlemesine yol açmış ve bunun sonucunda savaş olmuş. Yani neden sonuç bağlantısı da vardır. Zaman bildirme. Hem 2. Köktürk Devleti'nin yıkılışı hem de Tala Savaşı'nın tarihi verilmiş yani bir zaman bildirimi de söz konusu bunu da söyleriz. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. 20. yüzyılda tarih yazımına damga vuran Anneles Tarih Okulu olaylardan oluşan geleneksel kronolojik anlatının yerini sorun odaklı analitik anlatının alması siyasete odaklanan tarihin yerine insan faaliyetlerinin tamamına eğilmesi, multidisipliner yani çoklu alan birçok alanda araştırma, yaklaşımla geçmişin incelenmesi gibi ilkeler etrafında çalışmalarını yürütmüştür. Buna göre aşağıdaki alıntılardan hangisinin Annalist Tarih Okulu'nun il ilkeleriyle bağdaştığı savunulamaz. Biz sadece sıra dağları ve dorukları değil, dağların eteklerini de, yalnızca yüzeyin derinliklerini değil, bütün kıta kütlesini bilmek istiyoruz. Yani etraflıca araştırma, inceleme söylenir. Orta çağda yaşamış bir insanın yeryüzü ile ilgili tasarımlarını içeren bir şiirini taşıdığı bilgi değeri, bir şatonun kalıntılarının taşıdığı bilgi değerinden daha az değildir. Önemli olan ikisini de bütünsellik içerisine oturtmaktır. Bunu da yine söyleyebiliriz buradan. E, tarihçiler e, sosyolog olun, coğrafyacı olun hukukçu olun, matematikçi olun eğer bunları tarihe getirirseniz bir şeyler söylersiniz. Yani multidisipliner çok birçok alanda e, bunu da söyleriz. Tarih insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her bir izi arta kalan her şeyi içerir. Bu da zaten söylenir. Tarih kanıtlanmış olguların ardarda dizilmesidir. Halbuki burada diyor ki geleneksel kronolojik anlatının yerini sorun odaklı analitik anlatı almıştır diyor. Yani kanıtlanmış olguların ard arda kronolojik olarak dizilmesi e, bu okulun ilkeleriyle bağdaşması. Doğru cevap D seçeneği. Hiçbir kuşak bir önceki kuşağı tarihte kendisini kesinlikle tekrarlamaz. Değişiklik tüketilemez. Tarihte görülen hiçbir şey değişikliğin aşındırıcı etkisinden kurtulamadığı gibi ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de geçmiş ile bugün arasındaki sürekliliği bozamaz. Bu görüşlere dayanarak hangilerine ulaşılabilir? Tarihin değişimlerden meydana geldiği evet değişiklik tüketilemez diyor değişikliğin aşındırıcı, aşındırıcı etkisinden kurtulamaz diyor doğru tarihi gelişmelerin kendisinden önce gerçekleşen olayların izlerini taşıdığı. Bunu da söyleyebiliriz. Hiçbir değişiklik de geçmiş ile bugün arasındaki sürekliliği bozamaz. Tarihin e, tekrarlardan ibaret oldu. Halbuki burada tarih de kendisini kesinlikle tekrarlamaz diyor. Yani bu söylenemez. Doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Günümüze ulaşan en eski uluslararası anlaşma metinlerinden biri Boğazköy Hattuşaş kazılarında bulunan Kadeş anlaşmasıdır. Hititlerle Mısırlar arasında yapılmıştır. Bu anlaşmanın bir örneği İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu anlaşma metninin ortaya çıkarılıp incelenmesinde aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanıldığı söylenemez. Filoloji dil bilimidir. Dolayısıyla anlaşmanın incelenmesinde yararlanılmıştır. Arkeoloji kazı bilimidir. Yine arkeolojiden yararlanıldığını söyleyebiliriz. Kazılarla elde edilmiştir. Paleografya yazı bilimidir. Bunu da söyleriz. Epigrafi kitabe bilimidir. Bunu da söyleyebiliriz. Nümizmatik ise para bilimidir. Bu anlaşmada parayla ilgili herhangi bir şey olmadığı için yani bir para olmadığı için anlaşma olduğundan dolayı bir metin olduğu için nümizmatik biliminden yararlanıldığı söylenemez. Doğru cevap E seçeneğidir. M.Ö. 6. yüzyılda Batı Anadolu sahil bölgesindeki yanlar bilim ve düşünce hayatında önemli gelişmelere katkı sağladılar. Bunda kent devletleri halinde yaşayan bölge halkının tek bir güç merkezinin toplumsal ve entelektüel baskısından uzak oluşu, değişik uygarlık çevrelerinin kesişme noktasında olması ayrıca siyasi gücü ele, eline geçiren tüccarların bilimle uğraşanları desteklemesi etkili olmuştur. Buna göre da bilim ve düşünce hayatının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez. Coğrafi konumu etkisinden söz edilebilir. Bulunduğu bölge itibariyle e, uygarlık çevrelerinin kesişme noktasında olması diyor. E, söyleriz. Özgür düşünce ortamı yine e, burada e, şehir devletleri halinde yaşıyorlar. Tek bir güç merkezinin baskısından uzaklar. Bunu da söyleriz. Ekonomik zenginliğin... E, Siyasi gücü ele geçirilen tüccarların bilimle uğraşanları desteklemesi söylenir. Kültürel çeşitlilik, değişik uygarlıkların bulunduğu bölgede olmaları bunu da söyleriz. Gelişmiş bürokratik yapının olması böyle bir e, sebepten söz edilemez. İyonya'da bilim ve düşünce hayatının gelişmesinde bunun bir etkisi yoktur. Doğru cevap C seçeneğidir. Anadolu uygarlıkları ile ilgili bu zaman dizimi dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir. Evet burada e, Hititler, Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Urartular e, verilmiş. E, M.Ö. Milattan önce binli yıllarda Anadolu'da siyasi birlik bulunmadığına, Anadolu uygarlıklarının temelini Urartular'ın oluşturduğuna, Frig ve İyonların e, aynı bölgede hakimiyet e, kurduğuna, e, Anadolu uygarlıklarının etkileşim içerisinde olduğuna, Hitit egemenliğine Friglerin son verdiğine. Evet burada hangisine ulaşabiliriz? Milattan önce binli yıllarda Anadolu'da siyasi birlik bulunmadığını. Milattan önce binli yıllar. Kim var? Frikler, Yunanlılar var burada gözüken. Dolayısıyla Anadolu'da siyasi birlik yok ama şu tarihlerde yani Hititler döneminde siyasi birliğin olduğunu görüyoruz en azından bu tarihler arasında. Dolayısıyla hangisine ulaşılabilir? A seçeneğine ulaşılabilir. İlk çağda insanlık tarihinin en önemli özelliklerinden biri de uygarlığın belirli ve sınırlı merkezlerden çevreye doğru genişlemesidir. Uygarlığın bu yayılımında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Kolonicilik faaliyetlerinin yaygınlaşması yani belirli bir sınırdan çevreye doğru genişliyor. Bunda kolonicilik faaliyetlerinin etkisi var. Kolonicilik kısaca sömürgecilik olarak adlandırabiliriz. Devletler uzak coğrafyalarda ekonomik anlamda kendilerine koloniler kurmuşlardır. Çok tanrılı inançların e, gelişmesi, e, çok tanrılı inançların gelişmesinin e, bu şekilde bir e, genişlemede yani merkezden çevreye doğru genişlemede bir etkisinin olduğunu söyleyemeyiz. Yayılmacı siyaset güdülmesi, devlet bir yerde kuruluyor, belli bir sınırda, merkezde kuruluyor, ardından genişliyor çevreye doğru. Bunun sebebini yayılmacı bir siyaset güdülmesi bunu da söyleriz. Doğru cevabımız 1 ve 3 de seçeneğidir. İlk çağda Yunan, İyon ve Fenikelilerin kurunculukta gelişmelerinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ortak olduğu savunulabilir? Aynı yönetim sistemine sahip olmaları, ülke nüfusunun hızla artışı, ham madde kaynaklarının zengin olması, coğrafi olanaklarının elverişli olması, din ve inançlarını yayma isteği. Evet, Yunanlılar ve Fenikeliler kuruldukları bölge itibariyle bunları tarıma elverişli değildir. Ve denizcilik yapmışlar, kolonicilik yapmışlardır. Yani coğrafi olanak itibariyle deniz kıyısında olmaları da, onların e, koloni kurmalarında etkilidir. Yine İyonlar eee Batı Anadolu'da kurulmuştur e, ve deniz kenarında kurulmuşlardır. Lidyalılar bunların e, kara ticareti yapmasına izin vermiyor. Onlar da coğrafi olanakları değerlendiriyorlar. Yani deniz kıyısında kuruldukları için kolonicilik faaliyetinde bulunuyorlar. Koloni neydi? Kısaca sömürgecilik diyebiliriz uzak bölgelerde e, ekonomik anlamda ele geçirilen yerlerdir. Doğru cevabımız da coğrafi olanaklarının elverişliliğinin yani koloniciliğe elverişli olmaları, deniz kenarında olmaları bunun bir sebebidir. Ortak doğru cevap D seçeneği. tarih öncesi dönemde durumlarından hangilerinin oluşumunda ateşin kontrol altına alınması etkili olmuştur? araç gereç yapımının kolaylaşması. Evet ateşin kontrol altına alınmasıyla araç gereç yapımı kolaylaşmıştır. Ee, özellikle insanlar maden e, çağında, madenler döneminde bunu daha rahat bir şekilde yaptılar. Silah üretiminin gelişmesi, yine ateşin kontrol altına alınması ile birlikte silahlar ürettiler, i̇şte, e, kılıçlar yaptılar, mızraklar yaptılar, e, silah üretimi de gelişti. Dini inançların doğması, ateşle dini inanç e, arasında bir bağlantı yoktur. Yani ateşin kontrol alınması ile ilgili değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2C seçeneğidir çağ Anadolu uygarlıklarının bu ekonomik uğraş alanlarına yönelmesinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? A ve B uygarlığı tarımsal faaliyetler. C uygarlığı hayvancılık. D ve E uygarlığı kara ve deniz ticareti. Evet buna göre baktığımızda etnik yapı, coğrafi koşullar, dış baskı, nüfus yoğunluğu, siyasal örgütlenme. Evet burada... E Bunların farklı bu şekilde farklı alanlarda e, ekonomik uğraşlar içerisinde olmalarının sebebi coğrafi koşullardır. Yani bu bölgenin tarıma elverişli olması, onların e, tarımsal faaliyetlerini, bu bölgenin yine hayvancılığa elverişli olması nedeniyle hayvancılık ve deniz kenarında kurulmaları nedeniyle de e, bunlar da bu şekilde kara ve deniz ticareti yaparak e, ekonomik uğraş olarak faaliyet göstermişler. Doğru cevabımız B seçeneği coğrafi koşullardır. İlk çağda Hititler Anadolu merkezli tanrılara tapılmamış ele geçirdiği topraklardaki yerel inançları da kendi inanç sistemleri içerisine almışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir. Evet Hititler yalnız Anadolu merkezli tanrılara tapınmıyorlar. Komşu ülkelerin Tanrılarına da tapınmışlar. Onun için Hitit ülkesine Bin Tanrı ili adı verilmiştir. Hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? Feodalleşme girişimlerini, ele geçirilen toprakların yönetimini, askeri kurumsallaşmayı, sosyal adaletin sağlanmasını, ekonomik kalkınmayı. Evet, yerel ele geçirdikleri topraklardaki yerel inançları da kendi inanç sistemlerine almaları, onların tanrılarına inanmaları, o halkın Hititlere karşı daha hoşgörüyle yaklaşmalarını sağlamıştır, bağlanmalarını sağlamıştır. Dolayısıyla ele geçilen toprakların yönetimini de kolaylaştırmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. İlk çağda Fenike, İyon, Asur ve Yunan uygarlıkları aşağıdaki alanların hangisinde benzerlik göstermişlerdir? Dil ve yazı, kolonicilik, etnik yapı, yönetim anlayışı, sosyal düzen… Evet bu devletlere baktığımızda Fenikeller, İyonlar, Asurlar ve Yunanlılar. Ee, Asurlar kara ticaretinde önemli bir devlettir. Ee, koloniler kurmuşlardır mesela Anadolu'da. Fenike, İyon ve Yunanlılar e, deniz ticaretinde ileri gitmişler ve koloniler kurmuşlardır. Koloni devletin e, uzak coğrafyalarda ekonomik anlamda e, ele geçirdiği ve oranın ekonomisinden yararlandığı bölgelerdir ve bu dört devletin de aslında ortak özelliği benzerlik alanı kolonicilik yapmalarıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağ Anadolu uygarlıkları ile ilgili bir kavram değildir? Tapates, Firiklerin dokunmuş olduğu halı ve kilimlere verilen isimdir. Pankuş, Hititlerin meclisidir. Karum yine Kayseri Kültepe'deki çeşitli alışveriş yapılan alanlardır. Pazar yerleridir. Yani Anadolu'da yer alır. Tavananla yine Hititler'de kraliçeye kraliçe, kraliçe denilmektedir. Tavanan da yönetimde söz sahibidir. Firavun ise Mısır uygarlığında yer almaktadır. Mısır krallarına Firavun denilmektedir. Doğru cevap E seçeneği Firavundur. Doğal unsurlar ortaya çıkışlarında insanların herhangi bir etkisinin olmadığı ancak birey ve toplumların yaşamlarını derinden etkileyen yapılardır. Aşağıdaki gelişmelerin hangisi doğal unsurların insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek gösterilemez. İlk çağda uzak doğuda pirinç, mezopotamya'da buğday, arpa, Orta Amerika'da mısır tarımının yaygın olması doğal unsurların insan yaşamına etkisidir. Buzlu çağının sona ermesiyle tarımın başlaması yine doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnektir. Avrasya toplumlarında toprağa bağlı köleliğin olmaması yine doğal unsurların etkisiyledir. İlk çağda Mısır nüfusunun büyük bir kısmının Nil Nehri etrafında yaşaması verimli olduğu için tarımsal anlamda et yine insan yaşamı üzerine doğanın etkisine örnektir. Sümerlerde kralın dini görevlerinin bulunmasının doğal unsurların insan yaşamı üzerindeki etkisine bir örnek olamaz gösterilemez neden çünkü e, kralın anlayışıyla ilgilidir doğal unsurlarla ilgili değildir kralın dini görevlerinin olması doğru cevap E seçeneği Mezopotamya bölgesinden Sümerlerle başlayan siyasi hayat Akat Elam Babil ve Asurlarla devam etmiştir aşağıdaki buluntulardan hangisi araştırma yapılan bölgede siyasal yapılanma olduğunun kesin kanıtıdır? tapınaklar siyasal yapılanma olduğunu göstermez. İnsanlar demek ki bir inanca sahipler ve tapınak yapmışlar. Takı ve süs eşyaları yine insanların toplumsal hayatıyla ilgilidir. Siyasi yapıyla ilgili değildir. Tahıl öğütme taşları onların e, en azından e, işte çeşitli e, işte buğdayı, arpayı vesaire bildiklerini göstermektedir. Tahılları bildiklerini göstermektedir. E, su kanalları tarımsal faaliyetler yaptıklarını gösterir. E, anlaşma metinleri. Evet, siyasal yapılanma olduğunu kesin kanıtlar. Çünkü anlaşmalar iki devlet arasında yapılır. Dolayısıyla anlaşma metinlerinin olması e, bunun kesin kanıtıdır. Doğru cevap D seçeneği. Türkler tarih boyunca Budizm, Maneizm, Hristiyanlık ve Musevilik gibi dinleri kabul etmelerine rağmen büyük çoğunluğu gök tanrı inancında kalmaya devam etmişlerdir. Fakat İslam dinine geçişleri bazı tarihçilerin de dediği gibi adeta farkında olmadan tabi bir seyir içinde olmuştur. Bu tanımlamanın yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu savunulabilir. İslam dininin yerleşik yaşamı teşvik etmesi, Türkler zaten yerleşik yaşama geçmişlerdi, ee, birçoğu söylenemez. Abbas devletinin Türkleri muhafız birliklerinde istihdam etmesi, e yine daha etkili olduğunu söyleyemeyiz bunun. Müslüman olanlardan cizye ve haraç vergilerinin alınmaması, bu Türklerin vergi vermeme adına böyle bir din değişikliği yaşadığını işte iddia etmekte. Fakat zaten Türkler Arapların hakimiyetine girmedikleri için cizye ve haraç vergisi alınması da söz konusu değildi. Çin'e karşı yeni bir gücün desteğine ihtiyaç duyulması da onların Müslüman olmasını gerektiren daha etkili bir bir sebep olamaz. Burada daha etkili olan sebep Gök Tanrı inancıyla İslam arasında benzerlikler bulunması iki dinde de benzerliklerin olması nedeniyle adeta farkında olmadan Müslüman olmuşlardır. Doğru cevap B seçeneğidir. Türk topluluklarına ait ilk kültürel izler geniş bozkırlara sahip Avrasya'da görülmüştür. Başta Orta Asya olmak üzere Kafkaslar, Karadeniz'in kuzey bölgeleri, Orta Avrupa'dan Macaristan ovalarına kadar bu izlere rastlamak mümkündür. Bu bölgelerde geçmişle ilgili yapılan çalışmalar İslamiyet öncesi dönemdeki Türkler hakkında geniş bilgilere ulaşılmasına olanak sağlamıştır. Buna göre aşağıdaki buluntulardan hangisi parçada altı çizili ifadeye örnek teşkil etmez. Hayvancılığa dayalı göçebe yaşam izleri, yün ve deri işlemecine dayalı giyim kuşam malzemeleri, kurgan denilen mezar kalıntıları, ribat ve kervansaray kalıntıları, ...atlı savaş kültürünü yansıtan ögeler. Evet, ribat ve kervansaraylar İslam sonrası, İslamiyet sonrası Türklerde görülmüştür. İşte Karahanlarla birlikte kervansaraylar başlıyor ki onlar ribat demişlerdir. Ve e, bu şekilde diğer Türk İslam devletlerinde de görülmüştür. Yani İslam öncesi dönemde Türklerle ilgili değildir. Doğru cevap D seçeneği. Uygurlardan önce kurulmuş olan Hun ve Köktürk devletleri otoritelerini kaybettikleri ve bölündükleri dönemde doğu, batı, kuzey, güney gibi yön kavramlarıyla tanımlanmış, tanımlanmışlardır. Ancak Uygurlarda ise bölünme yaşandıktan sonra bu isimlendirme Kansu Uygurları, Tufan Uygurları gibi bölgesel isimlendirmeler şeklindedir. Uygurların kendilerinden önceki Türk devletleriyle arasında ortaya çıkan bu farklılık aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? tapınak mimarisinin Uygurlarla birlikte yaygınlaşması, çinlerle mücadele etmeleri, Uygurların yerleşik yaşama geçmesi, askeri etkinliğin azalması, Uygurlarda yazılı kültür anlayışının gelişmesi. Evet Uygurlara kadar doğu batı, kuzey güney diye e, ayrılmış. Yani doğuda Gidebildikleri, hakim olabildikleri yerlere kadar. Kuzeyde öyle, güneyde öyle. Fakat Uygurlarla birlikte Kansu Uygurları, Turfan Uygurları gibi bölgesel isimlendirmeler var. Neden? Çünkü Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdir. Ve yerleşik hayata geçtikleri için Kansu bölgesinde yaşayan Uygurları Kansu Uygurları olarak, Turfan bölgesinde yaşayanları da Turfan Uygurları olarak adlandırmışlardır. Yani doğru cevabımız Uygurların yerleşik yaşama geçmesidir. C seçeneği. İslamiyet öncesi dönemde Göktürklerin Batı Kanadının yöneticisi olan İstemi Yabgu görevde bulunduğu süre içerisinde önce Akumlara karşı Sasanilerle ittifak yapmış, daha sonra da Sasanilere karşı Bizans'la işbirliği geliştirmiştir. İstemi Yabgu'nun yürüttüğü diplomasi çabalarının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? Asya'da Türk birliğini sağlama, ticaret yolları üzerinde denetim kurma, farklı kültürler arasında iletişim kurma, Çin ile ilişkilerde kolaylık sağlama. Ülke içindeki çatışmaları önleme. Evet burada önce Akunlara karşı Sasanilerle daha sonra Sasanilere karşı Bizans'la işbirliği yapmasının temel sebebi e, İpek yoludur. İpek yolu üzerinde hakimiyet kurmak istediği için bu şekilde ittifaklara girmiştir. Doğru cevap ticaret yolları üzerinde denetim kurmak B seçeneğidir. Bu buluntular Orta Asya Türk Devlet ve topluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğrudan kanıtıdır? Altaylarda Pazırık Kurganı'nda bulunan halı, Kazakistan'da Almat şehri yakınlarında Esik Kurganı'ndaki altın elbiseli adam zırhı. Evet savaşçı bir yapıda olduklarının, göçebe yaşam sürdüklerinin, çok tanrılı inanca sahip olduklarının, İpek yolunu denetim altına aldıklarının, ahiret inancına sahip olduklarının. Evet burada e, kurgan yani kurgan mezar. Almat şehri yakınlarındaki Esik Kurganı yine bu da bir mezar, kurgan. Dolayısıyla her ikisinden yola çıkarak ortak e, hangisinin kanıtıdır doğrudan ahiret inancına sahip olduklarının kanıtıdır. Bir de mezarlara mesela halı gibi, zırh gibi e, kullanabilecek eşyalar da koymuşlar. Bu da ahiret inancının bir göstergesidir doğru cevap E seçeneği. İlk çağdan itibaren Türklerin dünyanın dört bir tarafına dağılmasına rağmen varlıklarını ve kültürlerini korumalarında aşağıdakilerin hangisinin güçlü bir etkisinden söz edilemez? Aile yapılarının sağlam olmasının, köklü ve yerleşmiş bir toplum yapısına sahip olmalarının, boy birliği şeklinde örgütlenmelerinin, sürekli yeni göçlerle gittikleri bölgelerde siyasi birlik oluşturabilmelerinin Gök tanrı inancına sahip olmalarının, e, dünyanın dört bir tarafına dağılmalarına rağmen varlıklarını ve kültürlerini korumalarında e, verilen dört seçenek etkilidir. Ama gök tanrı inancına sahip olmaları e, bunda etkilidir diyemeyiz. E, gök tanrıya e, başka dinlere inandıkları da olmuştur Türklerin. Başka dinlere e, inanmışlardır. İslamiyet gibi işte e, ya da Musevilik gibi dinlere de inanmışlardır. Yine Budizm ve Maneizm bunlara da inanmışlardır. Yani sadece gök, gök tanrı inancına sahip olmaları bunda etkili değildir. Doğru cevap E seçeneği. Türklerin, Moğolların ve Çinlilerin yaşadığı geniş bir alan olarak kabul edilen ve İslamiyet öncesi Türk tarihinin araştırılmasında önemli merkezlerden birisi olan bölge aşağıdakilerden hangisidir? Balkanlar, Kafkaslar, Mezopotamya, Orta Asya, Anadolu. Evet, e, İslamiyet öncesi Türklerin e, yoğun olarak yaşadığı, bunun yanında Moğolların ve Çinlilerin de e, bu bölgede yaşadığı e, yer Orta Asya'dır. Türklerin ana vatanı Orta Asya'dır. Uzun yıllar burada yaşamışlar ama bazı sebeplerle dünyanın farklı coğrafyalarına göç etmişlerdir. Doğru cevap D seçeneği Orta Asya. Hunlarda Metehan'ın 26 Türk boyunu Türk tarihinde ilk kez bir bayrak altında toplamasından, 1. Kök Türk devletinde de Mukankan'ın Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan sahada yaşayan bütün tölesleri ve diğer Türk boylarını hakimiyet altına alabilmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir? Dinin, askeri yapılarının, geçim kaynaklarının, mimari gelişmişliklerinin Yarı göçebe yaşam biçimlerinin. Evet bu şekilde geniş bir coğrafyada e, böyle bir hakimiyet kurabilmek öncelikli olarak. Evet öncelikli olarak askeri yapılarının güçlü olmasına bağlıdır. Askeri yapıları güçlü değilse e, hakimiyet kurmaları mümkün değildir. Doğru cevap B seçeneği. Orta Asya Türk devletleri bozkır kültürünün ögelerini her alanda çok iyi kullanmış ve demiri de işleyerek askeri alanda çevresindeki milletlere üstünlük sağlamıştır. Türk ordusu ücretli askerlerden değil her an savaşabilecek durumda olan suvarilerden, atlı askerlerden kurulmuştu. Bu bilgiye bakılarak ilk Türk Devletleri ile ilgili olarak yaşam biçimlerinin askeri niteliklerini belirlediği. et evet, bozkır kültürüne sahip olmaları onların askeri niteliklerini de belirlemiştir. Daha çevik, daha atik ve her zaman savaşa hazırdırlar. Bir söylenir. Silah teknolojisinde geliştikleri, demiri işlemeleri tabii ki silah teknolojisinde dönem o dönemi şartlarına göre geliştiklerini gösterir. Ordu millet anlayışına sahip oldukları Türk ordusu ücretli askerlerden değil her an savaşabilecek olan süvarilerden kurulmuştu. Dolayısıyla bu da onların ordu millet yani kadın erkek herkesin asker sayıldığı bir düzen buna sahip olduklarını gösterir. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Uygurlardaki bu değişiklik onları önceki Türk devletlerinden ayırmıştır. Bu durum Uygurları yerleşik yaşama, et yememeye, savaş yapmamaya teşvik eden bir yapıyı do doğurmuştur. Uygurların yaşamlarındaki bu değişime neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Doğu Türkistan'a göç etmeleri, Uygur alfabesini kullanmaları, şehir mimarisinde gelişmeleri, Mani dinini kabul etmeleri, Çin ile ticari faaliyetleri geliştirmeleri. E Türklerin e, bu şekilde e, yerleşik yaşama, et yememeye ve savaş yapmamaya teşvik eden Mani dinidir. Maniizm dininin de işte et yasaktır. Savaş yine tavsiye edilmez. Dolayısıyla Türkler Mani dinini kabul ettikten sonra yani Uygurlar bunlar bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Doğru cevap D seçeneği. Orta Asya Türk topluluklarının yaşam alanlarında bulunan kalıntılarından hangileri konar göçer yaşam tarzının özelliklerini yansıtmaktadır. Keçe ve deri ürünler, keçe ve deri ürünler, e, hayvancılık e, ürünleridir. Hayvansal ürünlerdir. Dolayısıyla konar göçer, göçebe yaşamın bir sonucudur çünkü hayvancılık göçebe yaşamda ön plandadır. Bunu söyleriz. Koşum takımları e, yine e, işte bir atın eğer koşum takımları konar göçer yaşam, göçebe yaşamda yine at önemli bir e, faktördür. Değişik yerlere gitmekte, de, farklı bölgelere göç etmekte kullanılmaktadır. Bunu da söyleriz. Şehir duvarları konar göçer yaşamın özellikler arasında yer almaz. Yerleşik hayatın özelliklerindendir. Şehrin duvarları ve şehir hayatı 3 söylenemez. Doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir.